Merhaba sevgili Help Mert izleyicileri. Bugün sizlerle beraber hepinizin kendini yaştandırdığı uygulama olan FaceApp'in bilinmeyen yüzü hakkında konuşacağız. Bir şeyin hem frontend'i hem de backend'i vardır ya, yani hem ön tarafı, yani herkesin gördüğü taraf, bir de arka tarafı, yani sadece sayılı kişilerin gördüğü bir taraf vardır. Bu videoda da sizlere backend'den bahsedeceğim. Yani buradaki olay tamamıyla şu şekilde olacak. Bu uygulama niçin yaşlandırıyor? Yaşlandırırken niçin bizim fotoğraflarımızı kendi sunucularına aktarıyor? Neden? Yani bunun altında ne yatıyor? Bu videoda sadece FaceApp hakkında değil, Facebook, Google ve Twitter hakkında bir şeylerden daha bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle buradaki görüşlerin hepsi benim kendi görüşlerim ve benim görüşlerim doğrultusunda aynı görüşte sahip olan binlerce insan var. Şimdi gelelim FaceApp uygulamasına arkadaşlar. Bu uygulama ne yapıyor? Tamam, frontend'inde yani ön yüzünde yaptığı olay şu. İnsanları yaşlandırıyor. Gelecekte nasıl olduklarını görüyorsunuz. Bu. Eğlence üzerine kurulan bir ön yüz var. Peki bunun arka yüzünde ne var? İşte en önemli olan nokta da burada. Ön yüzde de yaşlandırma olayı da yine bir senaryo üzerine. Yani seni gerçek bir şekilde 10 yıl sonra, 20 yıl sonra öyle olacaksın diye bir şey yok. Yani o gerçekten detaylı bir şekilde ölçülebilmesi için çok iyi kameralarla, çok iyi biyometrik veriler toplanması lazım ki ona göre sistem seni yaşlandırsın. Ama bu fotoğraflarda hemen hemen hazır filtreler üzerinde bazı şeyler dönüyor. O hazır filtrelere göre ben böyle olacakmışım diye görüyorsun. Şimdi gelelim bunun backend'ine. Fark ettiyseniz bundan yaklaşık 3-4 gün önce FaceApp uygulaması çok aşırı duyuldu ve herkes uygulamayı indirdi, herkes kendini yaşlandırdı, arkadaşını, amcasını, dayısını, teyzesini yaşlandırdı ve uygulamanın API servisi çöktü arkadaşlar. API servisi çöktüğü için siz kendinizi yaşlandıramıyordunuz çünkü ekranda bir üzgün suratta uyarı çıkıyordu. Bu uyarıda da İngilizce bir şeyler diyor, işte API connection error falan filan diye çeşitli uyarılar vardı. Peki neden? Tamam, bu uygulamayı yazdınız. Bu uygulama benim telefonuma iniyor. Ben fotoğrafımı seçiyorum. Bu yaşlandırmayı niye benim telefonum yapmıyor? Senin sunucun yapıyor. Adamların sunucularına fotoğraflar yüklenemediği için yaşlandırma işlemi yapılamadı. Ve bir gün boyunca kimse kendini yaşlandırmadı arkadaş. Burada da şöyle bir şey çıktı ortaya. Siz fotoğrafınızı çekiyorsunuz veya fotoğraf arşivinizden bir tane fotoğraf seçiyorsunuz. Ve o fotoğraf sizin ekranınıza geliyor. O esnada o fotoğraf sizden gizlice İnternet yardımıyla FaceApp'in sunucularına gidiyor. Yani serverlarına gidiyor. Sizin fotoğraflarınız başka birine gidiyor. Siz yaşlandı dediğinizde o fotoğraf orada yaşlandırılıp sizin telefonunuza geriye geliyor ve sizler de kaydet butonuna basıyorsunuz. Veya ben bunu beğenmedim deyip çarpıya basıp başka pozlar deniyorsunuz. Yani bu şekilde FaceApp sizden data topluyor. Siz fotoğraf arşivi izni verdiğiniz için sizin seçtiğiniz fotoğraf haricindeki bütün fotoğraflarınıza, yani galerinizdeki, fotoğraf arşivinizdeki bütün fotoğraflara adamların erişme yetkisi var. Senin o galerinde önemli bilgilerin olabilir, o olabilir, bu olabilir. Bütün fotoğraflarını böyle altın tepsiyle sunuyorsun. Ama adamlar diyorlar ki biz fotoğraf arşivi falan filan tutmuyoruz. Biz fotoğrafların hepsini sunucularımızdan siliyoruz diyorlar. Tabii tabii, bizler de anladık zaten. Tabii bu size biraz basit gibi gelebilir ama bunun gibi bir sürü firma çok farklı datalar topluyor ve bu datalar satılıyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz bir uygulama vardı. Uygulamanın ismini söylemeyeceğim. O uygulamada insanlar size rehberine ne diye kaydetmiş bunu görebiliyordunuz. Kendi numaranı yazıyorsun. Senin insanlar rehberine hangi isimde kaydetmiş diye görüyorsun. İşte şunu yazmışlardı, bunu yazmışlar. Merak ediyorsun yani, adam beni rehberine ne diye kaydetmiş diye. Ama onu görebilmek için kendi rehber iznini vermek zorundasın. Yani senin rehberinde 500 kişi varsa, onun rehberinde 500 kişi varsa, onun rehberinde 500 kişi varsa herkes rehber iznini veriyor. Bütün rehberler adamların sunucularına gidiyor gizlice. Ve o sunucularda o yapılan sorguya göre isimler görülüyor. Herkesin rehberi ifşa oldu. Telefon numaraları satıldı arkadaşlar. Evet, yani adamlar bir tane ufak bir şeyle senin rehberini alıyor. Kimin hangi ismi, soy ismi olduğunu biliyor. Zaten bir sürü insandan aynı datalar geldiği için eşleştiriyor. Ve numaraları satıyorlar abi. Ne oldu? BTK şikayetiyle falan filan store'dan kaldırıldı uygulamaları. Ama bu uygulamayı da yakın bir tarihte gerçekleştirdikleri için hepiniz hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum. Facebook var abi. Google var. Ben şu anda oturup burada işte yemek hakkında veya işte bir pizza hakkında muhabbet döndürdüğüm yarım saat boyunca, gel abi Google'da bir şeyler arattığında veya bir web sitesine girdiğinde sağ tarafta o pizzayı görürsün. Görürsün abi. Niye? Çünkü dinliyor.
Peki Facebook'ta ne oluyor? Facebook'ta da Cambria Analytica diye bir olay vardı. Sizler bilirsiniz. Hatta araştırın Facebook'un böyle bir sahtekarlık olayını. Ne yaptılar? Amerika'daki seçimlerde Trump'ın çıkabilmesi için insanlara politik bir şey uyguladılar. Trump'ın iyi yönlerini insanlara reklamlarla, postlarla sunmaya başladılar ve insanların algısıyla oynayıp otomatikle onlara Trump'ı çok iyi bir insanmış gibi, oymuş gibi, buymuş gibi çeşitli senaryolarla sevdirdiler. İnsanların verilerini sattılar. Yani senin Facebook'taki bütün her şeyini o Facebook'un sahibi gidiyor abi satıyor. Yani bundan sadece basit yanlar. Bunun çok detayı var. Şimdi bana çıkıp diyeceksiniz. Ya işte o iş öyle değil, sen yanlış biliyorsun falan, sana kim öğretti falan diye değil. Ben sadece burada sizlere en basit bunu nasıl anlatabilirim onu düşünerek anlatıyorum arkadaşlar. Hiç burada bir yanlış anlaşılma oluşmasın. Değerli Hamza Şamlıoğlu'nun çok güzel bir sözü vardı. O geldi aklıma, onu sizlerle paylaşayım. Facebook diyor ki verileriniz bizimle güvende. Uçtan uca şifreleme. O bu şu çeşitli şeyler dönmeye başlıyor. Ama gördüğünüz gibi Cambria Analytica'da neler olduğunu biliyorsunuz. Ve adamlar utanmadan sizin verilerinizi satıyorlar ve ülkelerin onlara kestikleri cezayı da çatır çatır ödüyorlar. Çünkü adamlar zengin abi. Twitter ise biz sadece analiz yapmıyoruz, bahar getirmeyiz diyor. Google'da biz konuşmalarınızı dinlemiyoruz. Yanlışlıkla birkaç tane konuşmanız cloud'da kalmıştır, onları da sileriz diyor. Facebook de diyor ki biz fotoğraflarınızı sunucularımızdan siliyoruz diyor. Tabii yersen. Yani gerçekten bu mevzu bu şekilde arkadaşlar. Sizler bir şeyi gördüğünüzde hemen atlamayın arkadaşlar. Bakın, görün. Tamam bu eğlence, bu yaşlandı diyor. Benim buna ihtiyacım var mı? Yok. Peki bu uygulama hangi izinleri istiyor? Bu uygulamanın çalışma mantığı ne? Bu uygulamayı kim geliştirmiş? İnternet üzerinde paylaşılan bir şey ebediyen saklanamaz arkadaşlar. Şu anda senin çektiğin fotoğraf Facebook'in sunucularında. Adamlar sildiklerini iddia ediyorlar ama silmediler. O fotoğraflar kim bilir kimlerin eline geçecek? Ne olacak? Ne bitecek? Cem Yılmaz'ın bir skeci vardı diyor ya, işte CIA benim mangal başındaki fotoğrafımı ne yapsın diye. Ama bunların hepsi bir data. Eğer gerçekten kendini yaşlandırmak istiyorsan ve gelecekte nasıl olduğunu merak ediyorsan, insanın yüzünü çok iyi bir şekilde biyometrik olarak çekebilen bir fotoğraf olur. Ve bu fotoğrafta süper bilgisayarlar yardımıyla yıllar sonra ne olacağının yaşlandırmasını şu şekilde yapman gerekiyor. Şu anda bu fotoğrafı çektin. Bir ay sonra bir daha çek. Veya bir yıl sonra. İki yıl sonra bir daha çek. Veya üç yıl sonra bir daha çek. Bu çekimleri yaptıktan sonra elindeki datalarla arasındaki karşılaştırmaları yapman lazım. Bir yılda yüzün şu dokusunda şöyle gelişme oldu. Onun ikinci yılında şu kadar değişme şöyle oldu, böyle oldu falan filan derken sen süper bilgisayara şöyle diyorsun. Tabi bu sadece basit anlamda anlatılan bir şey. Peki bu işlemler tekrar edilirse, artarsa 10 yıl sonra veya 20 yıl sonra ne olacak dediğinde sistem bu senin hazırladığın datalarını 10 yıl sonra veya 15 yıl sonraki halini sana oluşturuyor. Yani öyle bir tane kritik programla falan yapılacak iş değil bunlar. Eğer gerçekten meraklıysan, gerçekten yapmak istiyorsan yap abi. Yap abi, gerçekten yap. Git en iyi uzmanlarıyla iletişime geç. Onu yap, bunu yap ama gelecekte nasıl olduğunu merak ediyorsan böyle merak et. Öyle gidip de bir tane application'ı indireyim. Datalarımı altın tepsiyle falan sunayım. Yok ya, gerçekten geçin bu işleri abi. Bugünkü konumuz bu kadardı arkadaşlar. Bu konuyu en basit bir şekilde, herkesin anlayabileceği şekilde nasıl anlatabilirim diye düşündüm ve bu şekilde anlattım. Gerçekten merak ettiğiniz bir şeyler varsa aşağıya yazın, yorumlar kısmında bu konuyu tartışalım. Paysafe kullanan bütün arkadaşlarına bu videoyu gönder ki neler olacağını onlar da bilsinler. Yani tamam, sadece yaşlandı diyorsun ama bunun arkasında ne var abi? Gönder bakalım videoyu. Hemen şuralarda bir yerde bir abone ol butonu var. Abone ol butona basarak HelpMath YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Abone ol butonu yanında bir zil var ya, o zile basıp kaçarsanız yeni yayınlayacak olan videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilir. Merak ettikleriniz varsa da az önce de dediğim gibi aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.